Çünkü onun beslendiği ruh Hacı Bektaş'ın ruhuydu. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, bir olalım, iri olalım, diri olalım. Bu ruhtan beslenen 21. yüzyılın bir başka yiğidi ise reisimiz, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ise bize şöyle seslenir. Bir olalım, iri olalım, hep birlikte Türkiye olalım. Kıymetli Hazur'un, Anadolu'nun dertli bir evladı olan Sayın Abdurrahman Uzun'un aramızda olmasına vesile olan tercih mobilya sahibi Veli Karağa Bey'e de ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli Hazır'ım. Bundan 14 asıl evvel Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Konstantinopolis bir gün muhakkak fetholunacaktır. Onu fetheden asker ne güzel asker, onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Bu öğüdü kendine görev kabul eden 19 yaşında bir yiğit dikilir surların önüne ve şöyle seslenir. Ya ben bu İstanbul'u alırım ya bu İstanbul benim. Fatih Sultan Mehmet Han Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için dilinden şu sözler dökülür. Sen kokmayan gülü neyleyim? Neyleyim sensiz baharim? Sana doğmayan güneşi neyleyim? Neyleyim sensiz ben bu dünyayı? Senin tenine değmeyen yağmuru istemem, meltemi istemem. Sana yanmayan yıldızı semalarda istemem. Bülbüller söyleyecekse seni söylesin. Senden okumayan bülbülü ne söylerse dinlemem. Özledim sen olacaksa yansın yüreğim. Sılası sen olmayan vatanı gurbet istemem. Sana çıkacaksa durmaz yürürüm. Son sana çıkmayan yolu istemem, yönü istemem. Kalbini fethedecekse geçerim bin Sina'yı birden. Yoksa neyime bu fethi? İstemem Mısır'ı, istemem cihanı, istemem. Ben Sultan Fatih'im. Önüm değil İstanbul'um. Yakarım bu şehri. Yüzünde bir tebessüm için. Ben senin ümmetinim. Sensin benim efendim. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem. Senden gayrı, senden başka efendi istemem, sevgili istemem, istemem diyordu Fatih Sultan
Mehmet abi. Çok kıymetli hazırım. Peygamberi örnek almak, insanı Mehmet iken Fatih yapar. Bunun en güzel örneği Fatih Sultan Mehmet Han'dır. Bugünün fatihlerine başta Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız, Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere selam olsun diyoruz. Sözü çok fazla uzatmadan şimdi de sizleri Anadolu'nun dertli bir evladı olan, milletimizin hislerini paylaşan, milletimizin derdiyle dertlenen bir dava insanı Sayın Abdurrahman Uzun Beyefendi'yi huzurlarınıza davet ediyorum ve güçlü bir alkış istiyorum efendim. Üstad perişan ettim, ben bunları nasıl toparlayacağım? Allah yüreğine sağlık versin, nefesine kuvvet versin. Tavşanlı, selamünaleyküm tekrar. Bir kere... Arkada takılan buraya doğru gelebilir. Böyle çok uzakta ayakta kalan olursa bu tarafa doğru gelebilir. Ben ilk önce çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu akşam evde oturup ayaklarınızı uzatıp çayınızı bırak telefonu almış. Her şey gözüküyor burada. Anladın mı? Bunu hemen söyleyeyim, hemen helalliği alayım sonra. Eskiler derler ki eğer birinin kalbine dokunursan üstündeki kıyafeti çıkarmadan hemen gönlünü almaya çalış ki kıyafet sana şahitlik etmesin diye. Onun için böyle hareket etmek lazım. Genelde bu tarz sahne program... Dur konuşma. Tabii herkes otursun. Genelde bu tarz programlar başladığı zaman seyircinin o dağını buraya toparlayabilmek için bir tane kurban seçilir. Ona bir laf söylersin, öbürü de der ki dur lan şimdi bize sarmasın. Böyle canhıraş takip eder. Onun için kurban çıkınca seni gördüm, hakkını helal et. Eyvallah. Az önce sunucu kardeşimiz de söyledi. Ben 1981 yılında, yani bundan tam 40-41 yıl önce Rize'nin merkeze bağlı 22 kilometre uzağındaki bir köyde dünyaya geldim. Abla, gözlüklerinden telefonun ekranı yansıyor. Gözlüğü çıkarma, telefonu bırak. Allah seni ne yapsın. Ben bunu başka programlarda anlatırım. Böyle böyle yaptık diye. Eyvallah. Altını çiz değil mi? Yani boşa gitmesin. Eyvallah. Rize merkeze bağlı 22 kilometre uzaklıkta olan bir köyde dünyaya geldim. Uzakta biraz daha biz ama aynı bölgedeyiz. Rahmetli anam okuma yazma bilmeyen sıradan bir Anadolu kadını. Babam, rahmetli babam, ilkokul mezunu hafız bir adam. 10 kardeşli bir aile, 7 numarasıyım. Ufaktan bir ses geldi. Bunu şurada deniyorum. Üniversitelerde konferansım var, Siirt'e gittim. Siirt'te dedim ki işte 10 kardeşin 7 numarasıyım, kimse de tıp yok. Çünkü herkes 14-15 kardeş. Yani o Siirt'te üniversitede neredeyse ben çekirdek aileyim. İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi'nde konferans veriyorum. Dedim ki işte 10 kardeşin 7 numarasıyım. Millet bir uğultu başladı. Oh, tek anadan mı? Yok dedim, 7 ortak. Herhalde tek anadan. Şimdi onlar 1-2 olduğu için pek anlamıyorlar bizi. Allah Resulü evlenin, çoğalın.
ben ümmetimin çokluğuyla iftihar ederim hadis-i şerifini bizimkiler biraz almış yürümüşler. Rahmetli anam da okuma yazma bilmiyor, sayı kaçtır bilmiyor. Bir yerde dur da. Bir köyden kalktık, İstanbul'a gittik ve İstanbul'da İmam Hatip Lisesi'nde okudum. Orada ömrümün en sıkıntılı ve en bereketli günlerini yaşadım. Tam 28 Şubat'ın cereyan ettiği bir atmosferde ben Fatih'te İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. Yani hemen yanı başımızda İstanbul Üniversitesi, öbür tarafımızda Cerrahpaşa, bütün olaylar burada oluyor ve ben de tam onların göbeğindeyim. Ve o ortaokulda, lisede, o dönemde ablalarımızın vermiş olduğu mücadelede elhamdülillah biz de onların yanında durmaya gayret ettik. Ortaokul sıralarındayken kendi kendime şunu diyordum. İnşallah bir gün çıkacağım ve bu ümmetin, bu milletin derdini dilim döndüğünce anlatmaya gayret edeceğim. Dinliyoruz. Bitir onu. Devam et, devam et. Adres tarif ediyorum. Devam. Yarıda kaldı ya. Tünele girdik de, tünele. Şimdi size bir dert anlatacağım. Çünkü az önce sunucu arkadaş dedi ki dertli bir Anadolu evladı. Ben kendimi öyle tarif ediyorum. Hani bir meziyetim yok. İşte hani bazıları vardır ya, işte doktordur, öbürü ustadır, öbürü başka bir şeydir. Yani herkesin bir meziyeti. Bende öyle bir şey yok. Allah bana bir yetenek vermiş. Ve Kur'an-ı Kerim'de de Allah diyor ki vermediğimizden imtihan etmeyeceğiz. Yani Allah bana demeyecek ki Abdurrahman niye güzel inşaat yapmadın? Tarlayı niye güzel sürmedin? Orayı niye bereketlendirmedin? Hesabını sormayacak bana. Çünkü niye? Vermedin ki öyle bir yetenek. Ama yarın mahşerde Allah bana şunu diyecek. Abdurrahman, biz sana bir yetenek verdik. Sahneye çıkıyorsun. İnsanlar buraya çıktığı zaman 10-15 dakikada el ayak titremeye başlar. Nabız 120-120 atmaya başlar. Ama beni bıraksan bu sahnede 5 saat 6 saat konuşurum. Allah böyle bir yetenek vermiş. Jestler, mimikler, şu kadar kalabalık aynı anda seni dinliyor. Bu kontrolü sağlamak da bir yetenek. Allah bana bir hafıza vermiş. Sonsuz gigabyte bir hard disk. Ne atıyorsan içine kaydediyorsun onu. Allah yarın bana diyecek. Abdurrahman, ne getirdin bize? Ben seni o dünyaya kredi kartı borcu ödemeye göndermedim. Fatura muhabbeti yapmaya göndermedim seni. Bakkala, manava, şu şu kadar olmuş, bu bu kadar olmuş. Allah bunun için göndermedi bizi. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki bütün insanları ve cinleri yalnız bana kulluk etsinler diye gönderdim bu hayata. Bir gazeteci geldi bir dergide, özür dilerim. Röportaj yaptı, yaptı, röportaj bitti. Dedi ki Abdurrahman Bey ne yazacağız? Hani araştırmacı mı yazalım, yazar mı yazalım? İşte YouTube'da şey yapıyorsun, programlar, YouTuber mı yazalım? İletişimci mi yazalım? Ne yazalım? Dedim ki kul yaz, kul. Hepimizin şu dünyadaki birinci vazifesi kulluk. İl başkanı karşımda, belediye başkanı karşımda. Birinci vazifeleri il başkanlığı yapmak değil, belediye başkanlığı yapmak da değil. Birinci vazifeleri kul yap, kul olmaktır. Hepimiz kul. Biz kul olacağız. Şimdi bir dert anlatacağım size. Hani dertliyim ya. Ben bu dertten hiç muzdarip değilim, onu söyleyeyim. Türkiye'de 80 milyon beni tanıyor. 40 milyonu dua ediyor, 40 milyonu da küfür ediyor. Ama 80'i de tanıyor beni. O yıllarda başladım ben bu derdi anlatacağım diye. Ve elhamdülillah bugün Mevla imkan verdi. Türkiye'nin dört bir tarafında salonlara gidiyoruz. Elhamdülillah salonlar tıka basa doluyor. İnsanlar bize muhabbetle bakıyor. Bazıları var abi işte kalaylaması lazım. Yapsın abi, yapacak bir şey yok. Şimdi özellikle son dönem, ki burada da vardır mutlaka, şu doğalgaz mevzusundan başlayayım. 6 senedir video çekiyorum. Televizyonlarda programlar, sosyal medyada canlı yayınlar. Şu ana kadar bilmiyorum, herhalde bir 700-800 tane konferans yapmışımdır. 5 senedir dert anlatıyorum. 5 senedir beni dinlemeyen adam bir tek o doğalgazda dinlemiş beni. Adam diyor ki bana, seni dinledik de pencereyi açtık. Ondan bir önceki
Videoda da bu vatana sahip çık dedim. Onu niye duymuyor? Pencereyi açıyor. Bu bir. Hani bir kere dinledi beni, onda da yanlış dinledi beni. Hadi gelelim ikinciye. Ya mübarek, ben 2023'te açın dedim pencereleri. Sen niye erken açtın? Sıkıntı orada. Doğalgaz mevzusuyla alakalı o gün doğalgaz müjdesinin olduğu gündü. Ve ben içimdeki bütün heyecanı, bütün doğallığı ve bütün coşkuyu o programa yansıttım. Benim derdim doğalgaz değildi. Niye? Ben Enerji Bakanlığı'yla ortak değilim ki. Veyahut da o çıkan doğalgazdan EPDK bana para vermeyecek ki. Aynı bölgeyi 6 kere aradık biz. 6 kere bize dediler ki burada sizin doğalgaz muhalgaz yok. 7.'de bulduk onu. Biz aradık. Ve dünyadan bir haber yaşayan dostlar. Bir ülkenin kendi yeraltı kaynağını kendi imkanlarıyla bulup çıkarması o ülkenin bağımsızlık işaretidir. Şimdi bak ne güzel elektrik var burada değil mi? Elektrik faturalarından hepimiz dert yanıyoruz. Ne diyoruz? Abi 3 liraydı, 8 lira oldu, 10 lira oldu. Değil mi? Şu elektrik bir ay olmasa hepimiz şunu deriz değil mi? Ulan elektrik değil 10 lira, 30 lira olsun ama bizim elektriğimiz olsun. Bütün derdimiz bu. Sıkıntı. Sıkıntıdan yana dert yok. Benim yaşım 40, benden daha büyükler var burada. Bu ülke ne sıkıntılar atlattı. Devalüasyonlar atlattı. Yağ kuyruklarına girdi, sanayi kuyruklarına girdi, mazot kuyruklarına girdi değil mi bu ülke? Hiçbir zaman çökmedi bu ülke. Dolar 3 lirayken 33 lira oldu, gene çökmedi bu millet. Bu milletin bağışıklık, o konuda bağışıklığı var. Ama bizim özgürlüğümüz giderse, bizim tasmamızı birileri boynumuza tasma takar da peşine çekmeye çalışırsa biz işte o zaman yaşayamayız. Yoksa dolar çıkar, iner, fiyatlar artar, düşer. Çok fazla yükseldiğimiz zaman 3-5 tane sıfırı sileriz. Daha önce silmedik mi 6-0? En sıkıntılı olduğumuz dönemde artık ülke bitti. 5 milyar para için IMF kapılarına dilendiğimiz günlerden bugünlere gelmedik mi? Kendi köyümüzde, kendi ilçemizde bir tane komşumuzun bir arabası vardı. Cenaze olunca o arabaya gidecektik. Düğün olunca o arabaya. Hastamız olunca o arabaya. Hepimizin kapısında 2 tane, 3 tane araba var. Ve açız diyoruz. 56 ülke gezdim. Açlığın ne demek olduğunu ben size bir anlatsam oturur ağlarsınız. Ama her gün açım, açım, açım dersen Allah der ki sana kurban oldum madem ki sen açsın al bakayım açlığı. Şükredeceğiz. Aldığımız her nefeste, attığımız her adımda. Bunlar sıkıntı, atlatırız bunları. 80 senedir bu ülkenin bütün dinamitleriyle oynadılar. Bütün dinamitleriyle. Sadece ezanından değil, diline harfine kadar. Her şeyiyle oynadılar. Sen gittin sandığa, oy verdin, adam seçtin, o adamı dar ağacında sallandırdılar. Bütün sıkıntıları çektik biz. 80 yıldır bütün genlerimizle oynadılar. Tayyip Erdoğan 2011'den sonra iktidar oldu. 2002'den 2011'e kadar Tayyip Erdoğan iktidar değildi bu ülkede. Daha doğrusu iktidardı ama muktedir değildi. Hatırlayın 2008-2009'da e-muhtıraları yayınladıkları zamanı. Kafana göre hareket edemiyordu. 2011'de Oslo'da tartışmalar başladı. Çatışma başladı. 2016'da 15 Temmuz'da o çatışmaya nokta koyduk biz. Ve 251 kurban vererek bir kavgayı sonlandırdık. Ve bu ülke 15 Temmuz'dan itibaren toparlanmaya ve hareket etmeye başladı. 80 yılda bozulan mekanizma 3 yılda 5 yılda toparlanmaz. Az sabır. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kullarına en çok tavsiye ettiği şey ne? Sabır. Biraz sabır. Tayyip Erdoğan'ın bu memleket sevdasını sorgulayacak bir tane adam yok şu 85 milyonda. Tayyip Erdoğan'ın kimse memleket sevdasını sorgulayamaz. O adam bizim zararımıza hareket etmez. Ha,
Darlık olacak. Olur abi. Olacak, sıkıntı yok. Şunu size söyleyeyim. Dünyada yeraltı zenginliklerine sahip ülkelerden bir tane örnek vereyim size. Suudi Arabistan. Suudi Arabistan her petrol tankeri çıkar Suudi Arabistan'dan. Dolup çıkar. Ardından Suudi Arabistan vatandaşlarının hesabına, IBAN numaralarına para yatırılır. O çıkan petrolden vatandaş hak alır. Ben söylediğim zaman benimle dalga geçtiler. Ardından Kasım ayında Tayyip Erdoğan kalktı, dedi ki bizim çıkaracağımız doğalgaz sadece devletin karına değil, vatandaşın da cebine girecek. Az sabır. Bu ülkede paranla her ay SSK'ya para ödüyordun, hastaneye gidemiyordun. Gittiğin hastanede ilacını alamıyordun. Şu anda Türkiye'de 27-28 milyon hane var. 4,5 milyon hanenin bütün faturalarını devlet ödüyor. Anana bakıyorsun, devlet para veriyor sana. Sakat çocuğuna bakıyorsun, devlet para veriyor sana. Yetimin var, para veriyor sana. Askerle oğlun var, para veriyor sana. Bak, devlete bak. Ya bu devletle alakalı fatura iki yüksek geldiği zaman bu kadar bağırmak, bu kadar ortalığı ververeye vermek Kadir Şinas bir millete yakışmaz. Bizim dedelerimiz bir tas hoşafla Çanakkale'de iki gün ayakta durdu. Şu anda aç yok, açıkta yok. Sıkıntı var mı? Var. Sıkıntı yok değil. Adam bana laf çakıyor. Sanki ben fatura ödemeye gittiğim zaman ulan bu Abdurrahman'dır, bundan yarı fiyata alın diyorlar. Yok. Benim de İstanbul'da şirketim var. 6-7 bin lira gelen elektrik faturası 21 bin lira geldi. Gelsin abi. Darlık zamanıdır. Bu ülke İkinci Dünya Savaşı'na girmemişti bakın. İkinci Dünya Savaşı'na girmedik. Dünyada 4/3 vergi diye bir vergi yoktur. Yani 4 liran varsa 3 lirası devletin. Dünyada böyle bir sistem yoktur. İkinci Dünya Savaşı döneminde bizim ülkemizde vardı. Şeflik döneminde. 4/3 vergi. 4 çift çorabın 3'ü devletin, biri senin. O dönemde dahi millet isyan etmedi. Devlettir bu, vardır bir darlığı. Allah başımızdan devleti eksik etmesin diye. Ama biz devleti yaptık bankamatik. Onu ver bize, bunu ver bize, onu ver, bunu ver. Kendi ihtiyaçlarımızı toplumun ihtiyacı gibi ortaya dökmeye başladık. Kaybederiz bu konforu. Dedim ya, 56 ülke gezdim. 3 farklı topluluk gördüm. 1. Başında Hristiyan olan devletlerin, başkanı Hristiyan olan devletlerdeki Müslümanların halini gördüm. İnim inim inliyorlar. Çünkü başındaki adam Müslüman değil. Aynı şekilde başında Müslümanmış gibi gözüken liderlerin olduğu ülkelerdeki Müslümanları da gördüm. Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi. Güya Müslüman ama halkın çektiği zulüm ortada. Ve yine aynı şekilde hiçbir başında doğru düzgün bir yönetici olmayan iç savaşların olduğu ülkeleri de gördüm. Nijer'de, Çad'da, Burkina Faso'da, Suriye'de. En yakının burası. Suriye. İç savaş var. Müslümanların konforunu görüyor musun? Benim bütün derdim şu anda biz bir konforun içindeyiz. Elhamdülillah. Ezanlar okunuyor, yatsı ezanı. İster kılarım ister kılmam, o benim bileceğim bir iş. Ama o ezan okunacak. Ramazan'da orucumu ister tutarım ister tutmam. Ama o oruç olacak abi. Kimse dokunmayacak ona. Onun için bu konforun bozulmaması gerekiyor. Bütün kavgamız, bütün derdimiz bu. Benim derdim parti derdi değil. Hiçbirimiz de bu hayata parti mücadelesi yapmaya gelmedik. Biz bir dava güdüyoruz. Ama şu anda o davanın başında elhamdülillah alnı secdeye değen, senin gibi benim gibi olan, öyle monşer binalarda yetişmemiş, sokağın dilini derdini bilen Tayyip Erdoğan diye bir adam var. O komutan var. O komutanın yanındayız. Adam diyor ki bana, ya diyor, bu Tayyip Erdoğan'dan ne buluyor? Ulan ben senin baktığın gibi bakmıyorum ki. Tayyip Erdoğan'ın biz boyuna, posuna, bıyığına, sakalına hasta değiliz ki. Ona Emin Erdoğan hasta olsun, bana ne? Ben o adamın omuzlarında taşıdığı yüke hastayım. Ben onun dünya beşten büyüktür diye
Birleşmiş Milletler'deki haykırışına hastayım. Ben onun kavgasını veriyorum. Derdimiz şahıslarla değil. Ve bizim dava da ne il başkanının, ilçe başkanının, kadın kolları başkanının, gençliğin, partinin, şunun bunun davası değil. Bu dava Tayyip Erdoğan'ın da davası değil. Davanın adını ilk önce iyi koyun. Bu dava, evet şu anda Tayyip Bey var. İki adım geriye git, Profesör Doktor merhum Necmettin Erbakan Hoca'yı görürsün. İki adım daha git, Özal'ı görürsün, Menderes'i görürsün. 100 yıl önceye git, Sultan Abdülhamit Han'ı görürsün. Biraz daha geriye git, Yavuz'u, Kanuni'yi, Fatih'i görürsün. 1000 yıl önceye git, Muş'ta, Bitlis'te, Ahlat Vadisi'nde Sultan Alparslan'ı görürsün. Biraz daha geriye gidersen Kudüs surlarının dibinde Selahaddin Eyyubi'yi görürsün. Ama yok, ben bu davanın illa da menbaana gideceğim diyorsan 600'lü yıllarda o sevgililer sevgilisi Allah Resulü'nü görürsün. Bu dava öyle bir dava. Onun için partiye kızdın, başkana kızdın, yönetimdekine kızdın, milletvekiline kızdın, kızdın abi. Ama davaya sırt dönmek yok. Öyle bir dünya yok. İşte onun için bu öze dönüşü anlatacağım. Derdim bu. Hızlı bir şey. Orada çok tıkanmayın abla. Öne doğru gelebilirsiniz. O konuda rahat olun. Orada rahatsanız tamam. Şimdi hızlı bir şekilde ben size derdimi anlatayım. Hani şair diyor ya. Öyle bir derdim var ki 1000 devaya değişmem. Yusuf Kaplan da diyor ki. Derdin ne kadarsa sen de o kadarsın. Derdin az mı? Sen de azsın. Derdin çoksa sen de çoksun. Onun için ben de dert çok. Ve Allah'a her gün yalvarıyorum. Ya Rabbi derdimden eksiltme. Sadece ayaklarıma iman ve dayanma gücü ver. Bizim yapacağımız bu. Öze dönüş. Bütün derdimiz bu. Biz eğer öze dönebilirsek manzarayı kurtaracağız. Şu kapının oraları bir durdurun bakayım. Çok karıştı burası. Aynen. Bir otur ha. Recep sen organize et orayı. Tamam mı? Eyvallah. Kurduk ekibi. Öze dönüş. Anlatayım size öze dönüşteki derdimi. Ben İstanbul'dan geliyorum. Bu ben İstanbul'dan geliyorum kelimesinin dünyadaki karşılığını bir bilseniz kafayı yersiniz. 56 ülke gezdim. Gittiğim zaman, tanıştığımız zaman ben İstanbul'dan geliyorum dediğim zaman adam ayağa kalkıyor. Payitahttan geliyorsun sen diyor. Payitahttan. Geçen sene Ramazan ayında Türkiye'de ortam karışık. Evlere kapanmışız tam Ramazan'ın son 15 günü falan. O dönemde Tanzanya'ya gittik. Uçaktan indik. Ulan baktık Tanzanya'da ne maske var ne bir şey. Oh canıma minnet. Türkiye'de herkes evlere kapanmış. İndik tabii oradan sosyal medyadan fotoğraf atıyor. Maske var bizde. Uçaktan indik. Polis dedi bize ki burası Tanzanya. Hakuna Matata. Hakuna Matata sıkıntı yok demek. Hakuna Matata. Çıkar maskeyi dedi. Ulan bizde zorla taktırıyorlar orada zorla çıkarttırıyorlar. Canıma minnet çıkardım ben. Tabii fotoğraf paylaşıyoruz. Millet diyor ki abi diyor maske yok mu orada? Ulan Tanzanya'da var 1000 tane hastalık. Koronavirüs geldi oldu 1001. Adamda bir değişiklik yok. E diyor maske takmıyor. Ulan adam 1 lira bulsa gidip ekmek alacak maske nerede? Öyle bir ortamdayız. Geziyoruz tabii gittim. Giderken oraya dedim ki arkadaşlar ben Tanzanya'ya gidiyorum. Hani emanet bir şey verecek olan varsa orada dağıtalım. İşte iftar vereceğiz. İşte yardım yapacağız. Zekat dağıtacağız. Tamam dediler bana. Herkes işte biraz bir şeyler verdiler. 5-6 bin dolar para var yanımda. Dağıtacağız. İşte iftar organizasyonları yapmışız. Gidip orada her gün fotoğraf paylaştıkça herkes beni arıyor. Abdurrahman benim için bir 1000 dolar dağıt. Abdurrahman 5. Ulan iyi de Abdurrahman'da nerede var para? Bir yere kadar. Allah razı olsun. AFAD Başkanı var bizim. Mehmet Güllüoğlu. Tanzanya Büyükelçisidir. Aradım Mehmet'i. Arkadaşımdır Mehmet eskiden beri.
Dedim Mehmet abi böyle böyle dedim. Para lazım dedim. Abi dedi bende var sıkıntı yok dedi. Ben büyükelçilikten veririm. Sen İstanbul'da halledersin onu. Süper. Kim ismini yazdırıyorsa biz alıyoruz yanımıza. Dağıtıyoruz onu. Bir tane ekstra bir iftar. Şu para kaldı elimizde. Dedim ki bana bir yer ayarlayın. Böyle 1000 kişi, 1500 kişilik bir iftar yapalım. Gelmeden bir önceki gece. Gittik. Güzel bir yer ayarlamışlar. İftar yapacağız oraya. Genelde açık tepside pilav, üstünde etler var. Yanında işte ayranı mayranı öyle bir iftar hazırlamışız. Tavan yüksekliği çok düşük salonda. Var orada 1500 kişi. Herkesin önünde sıcak yemek. Onların buharı da çıkıyor. Tropikal iklim. Ben bildiğin sucuk gibi terliyorum Ramazan'da. Gittik. İftar güzelcene serildi. Buraya geliyor ses. Gittik. Güzelcene iftarı verdik. Dediler ki hani iftarı veren kim gelsin bir hani bir selamlama yapsın. Tamam dedik. Abdülhamit abi var yanımda. Onunla beraber çıktım kürsüye. Ne diyeceğim bu kadar millete? Dedim ki Allah hepinizden razı olsun. Şu Ramazan sofrasına bizi de ortak ettiniz ya sevaba. Allah hepinizden razı olsun. Yani biz size bir şey vermedik. Siz bize verdiniz burada. Sevaptan pay verdiniz. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki biz dünya nimetlerini deveran ettiririz. O bölgedeki insanlar abi oradaki telefonu bir bitir kurban olayım. Çok geliyor ses dışarıda. Dışarıda hallet. Allah diyor ki dünya nimetlerini deveran ettiririm. 100 yıl önce bu coğrafyanın parası yoktu dostlar. Pakistan'dan, Endonezya'dan bize para toplayıp gönderdiler Kurtuluş Savaşı döneminde. O gönderdikleri paralarla da Türkiye İş Bankası kuruldu. O Türkiye İş Bankası da daha sonradan CHP'ye verildi. Şimdi birileri helallikten bahsediyor ya, tabii helalleşelim. Türkiye İş Bankası'nı tekrar devlete ve millete verin, o zaman helalleşelim. Öyle kuru kuru helalleşme yok. Onlar Müslümanların paraları onlar. 100 yıl önce bizde yoktu, onlarda vardı, onlar gönderiyordu bize. Şimdi onlarda yok, bizde var, biz götüreceğiz. Yarın bizde olup olmayacağını bilmiyoruz. Onun için gönül köprüleri kuruyoruz. Şimdi birilerinin yarasına merhem oluyoruz. Birilerinin sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz ki yarın ihtiyacımız olursa koşsunlar yanımıza diye. Yarına yatırım yapıyoruz şimdiden. Gittik, teşekkür ettim, tam konuştum orada. Salonun en arkasında bir tane böyle bembeyaz kıyafet giymiş 70'li yaşlarda ama bir amca var. Dediler ki bana, arkada bir amca var, seni görmek istiyor. Oradakilere sormuş, kim bu konuşan? İşte Abdurrahman Uzun. Nereden geldi? İstanbul'dan. Onu bana bir çağırsanıza dedi. Geldiler, bittim. Yürümeye bak. Dediler ki böyle bir amca ne demek? Abdülhamit abi de aldım yanıma, tercüman. Gittim, amca böyle sandalyede oturuyor. Kalın bir gözlük var gözünde, siyah. Giderken dediler bana ki, yürürken. Amca ama. Hani gözleri görmüyor. Hani ona göre konuş onunla. Şimdi amca belki başka yere bakar falan. Tamam dedim. Gittim, amca sandalyede oturuyor. Çikolata renkli, kapkara bir amca. Bembeyaz bir fistan, başında takkesi, gözünde gözlük. Gittim böyle dizlerine tuttum. Önünde böyle durdum. Selamünaleyküm dedi. Aleyküm selam dedi, kalkmaya çalıştı. Tuttum dizlerini, kalkma dedim amca. Sana bir sarılabilir miyim dedi. Dedim ya terden sırılsıklam. Dedim ki amca o kadar terliyim ki sarılma bana. Biraz da virüs de var ya, o da aklımda. Ter de var. Olsun dedi oğlum, bir sarılayım sana. Ya amca niye sarılacaksın dedim. Oğlum dedi, sen İstanbul'dan geliyorsun. Sen Eba Eyyubel Ensar kokuyorsun dedi. Ben orada böyle kaldım ve dizlerimin üzerine çöküp ağlamaya başladım. Neye ağlıyordum biliyor musunuz dostlar? Amcanın o söylemine değil. O anda hatırladım. Son 1-1,5 senedir pandemi. Ondan önce de 1,5-2 senede gitmemiştim. Ben son 3,5-4 yıldır Eyüp'e, Eba Eyyubel Ensari'ye gitmemiştim. Acaba kokuyor muyum diye o anda kendimi sorgulamaya ve ağlamaya başladım. Sonraki gün
Ertesi günü Türkiye'ye geldik. Aile bizi bekliyor. 15 gündür yokuz. İftar yapacağız. Ramazan'ın son iki günü. Kayınbirader aldı beni havalimanından. Eve gidiyoruz sofra, iftara. Eve değil dedim. Önce Eyüp Sultan'a. Gideyim de şu kokuyu tazeleyeyim diye. Adam sana nasıl bakıyor? Sen kendinden haberin yok. İstanbul'dan gelmek. İstanbul. İstanbul öyle basit bir il değil. İstanbul bütün ümmetin kulağını yasladığı yerdir İstanbul. İstanbul doğuyla batının kesişme noktasıdır. İstanbul öyle küçücük bir kara toprağı değildir. 2836 tane camisi olan ve namaz vakitlerinde, ezan vakitlerinde müezzinlerin birbiriyle dalaştığı yerdir orası. Ezanla birbiriyle yarış eder. Her taraf evliyadır. Attığın her adım. Sinan ilmek ilmek işlemiştir o şehri. İstanbul, Boğaz'ı ayrı. Üstad Necip Fazıl ki tavşanlı background'u vardır. Az önce gençlik olar başkanından öğrendim onu. Üstad için burası önemlidir tavşanlı. Bu bölge. Buralar şu andaki mevcut iktidar olan davanın tohumlarının atıldığı yerdir. Onun için tavşanlıdaki adamların, tavşanlıdaki vatandaşların omuzundaki yük Yozgat'a, Konya'ya göre daha ağırdır. Çünkü tohumlar burada atılmıştır. Kararlar burada verilmiştir. Toplantılar buralarda yapılmıştır. Yine aynı şekilde 600 yıl dünyaya nizam veren Osmanlı'nın tohumları da burada atılmıştır. Onun için öyle siz herkes gibi kafanıza göre itiraz edemezsiniz. Omuzunuzda yük var. Ev sahibisiniz siz. Mal sahibisiniz siz. Onun için herkes şikayet edecek, sen şikayet dinleyeceksin. Şikayet etme makamında değilsin sen. İzmir'deki adam şikayet etsin. Niye? Mal sahibi değil. Han sahibi değil. Ama senin derdin başka. Senin misyonun başka. İstanbul. İstanbul sadece bizim için önemli değil. Bakın bir size bir hikaye anlatayım. Sami Abdülhamit diye bir adam. Kendisi Arap'tır ve Filistinlidir. İsrail'de gazetecilik yapıyor o bölgede. Ve bir gün Türkiye'ye geliyor, İstanbul'u geziyor. Ardından da gidip bir tane filoğut hazırlıyor. İşte İstanbul'un otelleri şurası güzeldir. Şu yemekler yiyilir. İstanbul'un polisleri böyledir. Taksim'i böyledir. Adamsın. Adamsın. Geliyor bir filoğut hazırlıyor. Anlatıyor. İstanbul şöyle, İstanbul böyle, İstanbul, İstanbul, İstanbul. Altında bir tweette yazıyor ki İstanbul diyor, Türkiye bir İslam ülkesi değildir diyor. Sebep? Çünkü diyor haftalık izni cuma günü değil, pazar günü. Adamın yakaladığına bak. Adam geliyor bakıyor ki senin cuma günü tatilin değil, onun için sen İslam ülkesi değilsin. Adam haklı. Niye haklı? Cumartesiye bakıyorsun Museviler. Cuma günü akşam gün batımından cumartesi akşam güneş batana kadar hiçbir şeye dokunmazlar. Paraya dokunmazlar. Bir malzemeyi alıp şuradan şuraya bile koymazlar. Sebep? Onların şabat günüdür. Sadece Tanrı'ya ibadet ederler. Hristiyanlar pazar günü. Özellikle Ortodokslar öğlene kadar kiliseden çıkmazlar. Sen ne yapıyorsun cuma günü? İşe gidiyorsun, okula gidiyorsun. Araya da sıkıştırırsan, Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan, cuma vaktini tatil yaptı. Üniversitede okuduğum dönemde 4 yıl boyunca inkılap tarihi diye bir ders koydular bize. Ulan sinema televizyon okuyorum, ne işim var benim inkılap tarihiyle diyemiyordun, mecburi dersti. İnkılap tarihinin hocası 4 yıl boyunca cuma vaktinde vizeleri ve finalleri koydu. Cuma vaktinde. 4 yıl o hocanın sınavlarının hiçbir tanesine girmedim. Sen mi inat ediyorsun? Ben de inat ediyorum. Yazın bütünlemeydi. Başka hoca gelirdi. Bölüm başkanı derdi ki oğluma bu çocuğun kalmaması lazım. Bunu geçirelim. Böyle geçiyordum o derslerden. Umurumda bile değildi. Çünkü niye? Müslüman duruşu. Müslüman duruşu lazım bize. Onun başka çıkar yolu yok. Adam bunu söyledi ya. Ulan benim kafama takıldı. Şimdi İstanbul önemli diyorum ama İstanbul sadece bizim için önemli değil ha. Onun için biraz uyanman lazım. Faturayı 3 kat ödeyebilirsin kardeş.
Yarın doğalgazı buluruz, o fatura onda birine iner. Elektrik üretimini sularımızda, barajlarımızda, şimdi Yusufeli Barajı girecek devreye. Ondan sonra doğalgazımızı çıkardığımız zaman elektriğimizi doğalgazla üreteceğiz. Bir şekilde toparlarız onu. Ama İstanbul senden giderse, ama senin bağımsızlığın giderse, isterse bedava versinler sana doğalgazı. Isıtmaz seni o doğalgaz. Senin bağımsızlığın gittikten sonra bedava elektrikle, spot lambalarla aydınlansan yine de aydınlığı göremezsin. Burası önemli. Sadece senin için önemli değil. Milyon taşı diye bir taş vardır Sultanahmet'te. Bileniniz var mı yere batan sarnıcını? Yere batan sarnıcın hemen yanındadır. Milyon taşı. Ve Konstantinopol ismini veren 4. Konstantin, onun koyduğu bir taştır bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Burası dünyanın sıfır noktasıdır demek. Dünyanın bütün ülkelerine olan mesafe milyon taşından ölçülür. Ve 1884 yılında New York'ta yapılan toplantıya kadar sıfır meridyeni İstanbul milyon taşıydı. Daha sonradan o Greenland mıdır nedir oralara taşındı. 1884'e kadar sendeydi. Ama sen neyin sahibisin onun farkında değilsin. Orayı bir çözsen film kopacak. Milyon taşı. Lefkoşa 1846 kilometre bu milyon taşından. Bakü 1756, Moskova 1757, Mekke 2407, Berlin 1700. Herkes, bütün ölçümler Sultanahmet'teki milyon taşından yapılırdı. Onun için bütün hayalleri halen daha Ayasofya'nın üstündeki o hilali indirip onun yerine haç koymak. Bütün dertleri bu. Onun için halen daha Amerika'da, Yunanistan'da, İngiltere'de tarih kitaplarını açtığın zaman haritada İstanbul'un adına Konstantinopolis yazar. Hayalleri var. Senin düşmeni bekliyorlar. Senin çökmeni bekliyorlar. Yakaladıkları anda operasyonu yapacaklar. Ama çok akıllılar. İşte Konstantinopol milyon taşını buraya koydu ya. İstanbul 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedildi. Az önceki kardeşimiz de o hikayeyi anlatıyordu şiiriyle. Ayasofya'yı aldı, kılıç hakkıdır dedi. Ayasofya'yı aldı, öz malı bir vakıf kurdu. Ayasofya'yı bu vakfa bağışladı. Bu vakıf parayı nereden bulacak dedi. Gitti, Fatih Sultan Mehmet kapalı çarşıyı kurdu. Kapalı çarşının dükkan kiralarından Ayasofya'nın ihtiyacı giderilecek. Tam o esnada İznik'teki küçük Ayasofya'yı da camiye çevirdi. Onun için İznik'teki Ayasofya'nın yanına da bir kapalı çarşı kurdu, pazar kurdu. Oranın da ihtiyacı, vakfiyesi oradan olacak diye. Bize bağışladı onu. Ve biz Ayasofya kimdeyse mühür onda. Süleyman o. Bütün dünya buraya bakıyor Müslümanlar. Yani Konstantinopol'ün kurmuş olduğu milyon taşını Fatih Sultan Mehmet bizim milyon taşı olarak da burayı belirledi. Burası senin sıfır noktan. Burası senin mühürün. Eğer Ayasofya sendeyse, kalkar Ayasofya'nın hutbesinden iki kelam edersen seni Yemen'den duyarlar. Ürdün'den, Fas'tan, Tunus'tan duyarlar. Bütün Müslümanların kulağı sendedir. Çünkü mühür sende, Süleyman sensin. 1900'lü yılların başı. Dünya çalkantılı bir halde ve o dönemde biz cumhuriyet için mücadele verdik. Gece gündüz. Allah'a hamdü senalar olsun. Cumhuriyeti kurduk. Yani manda ve himayeyi reddettik. Canlar verdik. Cami hutbelerinden bize İslam elden gidiyor dediler bize. Kadın, erkek, çoluk, çocuk yollara düştük. Mücadeleyi verdik. Cumhuriyeti kurduk. Aa, başladılar. Camiler kapanıyor. Dil değişiyor. Harf değişiyor. Ezandı, şuydu. Lan biz bunun için mücadele ettik. Tam o dönemde Amerika'dan bir heyet geldi. Dedi ki bize, biz Amerika'dan geldik.
bir derneğimiz var. O dernekle beraber İstanbul'da araştırma yapacağız. Nedir derneğinizin adı? Bizans Eserlerini Arama ve Yaşatma Derneği. Allah Allah! Ne zaman kurdunuz onu? Geçen hafta. Nerede arayacaksınız? Ayasofya'nın içinde. O dönemki yönetim tabii ki dedi. Sanata, bilime kapı açmamız lazım. Aynısını bize ne zaman yapmışlardı? 1900'ün başında. Lawrence diye bir adam vardı. Arap Yarımadası'nda cirit atıyor. Ajanın önde giden İngiliz ajanı. Lawrence. Kuşçubaşı Eşref bunu yakaladı. Mahkemeye çıkardı onu. Dünya ayağa kalktı. Siz bir arkeoloğu yargılayamazsınız diye. Arkeologtu o. Lawrence. Yani insanlık tarihi üzerine Arap Yarımadası'nda araştırma yapıyormuş. O dönem gücümüz yoktu. Lawrence'i öyle yedirdiler bize. Şimdi de aynısını Osman Kavala için söylüyorlar. Biz de diyoruz ki yok işte Anadolu bilmem ne derneğinin başkanıymış da aktivistmiş de bildiğin ajan. 100 yıl önce yediğimiz zokayı 100 yıl sonra yemiyoruz. Tarih bize hikaye olsun diye yaşanmadı. Onun için okumadık onu. Ders çıkarmak için okuduk onu. Ayasofya ile alakalı çalışmaya başladılar ve bir Ramazan günü, Ramazan'ın ilk günü bütün Türkiye sabaha bir şokla uyandı. O şok neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Bir imzayla Ayasofya artık cami değildi. Eğer o dönemde bir İngiliz, bir Yunan, bir Fransız Ayasofya'nın kapısının tokmağına dokunacak olsaydı adamı jiletle keserdik. Ayasofya o kadar önemliydi. İstanbul işgal altındayken Sultan Vahdettin kendi muhafızlarını Ayasofya'nın kapısına gönderdi. Eğer bir kişi Ayasofya'dan içeri girmeye çalışırsa orta vurun onu diye. Ayasofya bu kadar önemliyken Ayasofya'yı bir dernek araştırma yapıyor diye bir imzayla bize kapattırdılar, bize. Bir başkası kapatamadı onu, bize kapattırdılar. Kılıfını da güzel uydurdular, Ayasofya kapandı. Sadece Ayasofya değil, o dönemki bazı kişiler dediler ki sadece Ayasofya yetmez, Sultanahmet'i de müzeleştirelim. Geçen Ayasofya açılacağı zaman CHP Muğla milletvekili kalktı dedi ya, o İbrahim Kaboğlu mudur nedir o? Dedi ya, Ayasofya ve Sultanahmet bütün insanlığa mal olmuştur. O yeni bir fikir değil. 100 yıl önce de onu düşündüler. Ve Sultanahmet'i de şehir müzesi yapmaya karar verdiler. O dönemde İngilizler dediler ki yapmayın. Niye? Bu Müslümanlara fazla yükleniyorsunuz. Patlar bunlar. Ayasofya'yı bir halledin. Sonraki zaman. Sultanahmet'i ne yaptılar biliyor musunuz? Asker toplama merkezi yaptılar. Camiden müzeye çeviremediler, asker toplama. Yaz ayında da içeride askerler çok darlanıyormuş. Onun için askerler avluya, askerlerin hayvanları Sultanahmet'in içine. O dönemde Sultanahmet'in içinde katır ve atlar duruyordu. Onun için Sultanahmet'in içine girdiğiniz zaman şöyle taşına bir basın. Göreceksiniz nasıl oynak olduğunu. Çok özür diliyorum. Katır sidiğinden kaynaklıdır o. Artık toprak vıcık vıcık oldu ve toprak durmuyor. Kaç tane kazık çaktılarsa toprak halen daha oynak. Hani bunlar bizim camilerimizi ahıra çevirdiler dediğimiz olayın başlangıcı Sultanahmet'tir. Onu duyan Anadolu'daki bütün camilerimizi tahıl ambarı, efendim hayvanlara yem ambarı ahır yapmaya başladı. Çünkü hoca orada yellenince cemaat burada darmadağın ediyor. Öbür illerde onu görüyorlar. Böyle bir süreç. Peki Müslüman pes mi etmeli? Hayır. O dönemde Ayasofya müzeye çevrildi. Müslümanlar mücadeleye başladılar. Şunu astılar oraya. Müze tamir ve tasnif sonuna kadar kapalıdır diye. Milli Türk Talebe Birliği'nin öğrencileri gittiler namaza durdular orada. Ülke ocakları kalktı gittiler, eylem yaptılar, namaza durdular.
Muhammed Ali Türkiye'yi ziyarete geldi. Dünya boks şampiyonu. Bütün gazeteciler, ekip onunla uğraşıyor. Sultanahmet'e çıkarmayacaklar onu. Erbakan Hoca, Allah rahmet eylesin, uyanık adam. Muhammed Ali'yi aldı ve gitti Ayasofya'nın önünden poz verdi. Bütün dünya arkada Ayasofya, önünde Muhammed Ali. Herkes mücadele ediyor. MSP, o zamanki Milli Selamet Partisi eylemler yapıyor. Bu şu demek dostlar. Bazen şu mücadeleyi verenlerin hiçbir tanesi Ayasofya'nın özgürlüğünü görmedi. Onun için Tavşanlı'daki dostlar, attığınız her tohumun karşılığını illa siz alacaksınız diye bir şey yok. Acelecilik yapmayın, sabra sarılın. Bizim evin arkasında Rize'de küçük bir tane bahçemiz var. O bahçede bir deveci armutu var. Dedem dikti onu. Böyle kalın da bir armut, ısırınca var, yanaklarından aşağı su akıyor. Dedem onu dikti, öldü. Yemek nasip olmadı, şimdi biz yiyoruz onu. Her yiyişimizde de ulan dedem bunu iyi ki dikti ya, Allah rahmet etsin diyoruz, devam ediyoruz. Bazı hamleleri, attığınız adımların karşılığını siz değil, oğlunuz, kızınız, torununuz, belki de onun torunu, onlar görecekler onu. Onun için tohumu attım Karadenizli gibi, hani büyümüyor bu demeyeceğiz. Bak bu adamlar bu mücadeleyi verdiler. Hiçbir tanesi Ayasofya nimetiyle kavuşmadı, sarılamadı ona. Ayasofya ile alakalı sadece bu mücadele değil. Üstad Necip Fazıl. Arkadaşlar hepimiz Allah'a inanıyoruz, ondan hiç problem yok. Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Allah'ın gücünden, kudretinden sual olunmaz, onu da biliyoruz. Ama biz Allah'a iman edemiyoruz. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, ey iman edenler, iman ediniz diyor. Allah'a teslim olmak, Allah'a güvenmek. İnanmaktan yana problem yok, güvende problem var. Biz İslamiyet'i ve Allah'ın kanunlarını askıda kullanıyoruz. Bir hırka gibi. Ne zaman lazım bize? Alıyoruz, giyiyoruz, adımımızı atıyoruz, sonra bitince gidip tekrar aynı yerine asıyoruz. Sorsalar Müslümanız. Dava adamlığı da öyle. Öyledir. Bu davada iki adım atan, seçimde iki ağaca çıkıp iki bayrak asan, sonra geliyor belediye başkanına, başkanım, biz bu partinin adamıyız. Biz davanın adamıyız. Bayrak astık. Benim babam da Refah Partisi'ndeydi. MGB'nin çayını ben verdim. Cart curt. İki bayrakla bunu yapıyorsun. Kastamonu'da programa gittim teşkilat eğitiminde. Oturduk. Program yapıyorum. Salon böyle. Kastamonu'nun teşkilatları salonu doldurması lazım. Salonun yarısı boş. Benim derdime değil. Beş kişi de olsa derdimi anlatırım ben. Salonun yarısı boş. Bir tane abla oturuyor orada. Kucağında iki tane çocuk. Biri daha iki buçuk yaşında. Öbürü kundakta. Teşkilat eğitimine gelmiş. Sabah 10'da başlıyor. Akşam 6'ya kadar. Abla 10 dakika mola veriliyor, geçiyor bir perdenin arkasında çocuğu emziriyor. Şimdi o kadın da dava adamı, sokakta iki esnaf gezip, ay bu partinde her şeyi bize kaldı diyen de dava adamı. Olmuyor işte öyle. Oflu var mı burada? Yok. O evde. Oflu yoksa rahat yürüyeceğim de. Yok burada. Yok. Ofri'nin bir tanesi hacca gitmiş. Tabi hac meşakkatli iş. Hac hakikaten meşakkatli. Onun için imkanınız varsa gençken gidin oraya, kurban olayım. Öyle maç bitmiş. Artık uzatmaları oynanıyor. Ben hacca gideceğim. 6 kişi lazım sana. Adım atamıyorsun. Hacca öyle gidilmez. Hac genç işidir. Enerji lazım sana orada. Hani tam böyle çıkmış taşa, okey'e dönüyor. O aradan bir hac yapmanın derdinde. Yok. Amcam da öyle, bayağı yaşlı. Gitti. Neyse bir koşturdular, vazife vazife, zaten kalabalık. Akşam geldiler otele. Ayaklar acayip ağrıyor. Hocaya dedi ki, yok, kafile başkanına. Hocam dedi, yarın nereye gidiyoruz? Hoca dedi, yarın Arafat var.
Ben dedi Arafat'a marafata gelmem. Acayip yorulmuşum. Dizlerim ağrıyor. Otelde beklerim sizi. Gidersiniz Arafat'a mı çıkıyorsunuz? Nereye çıkarsanız çıkın gelin beni buradan alın. Hoca dedi olmaz amca dedi. Arafat haccın farzı. Arafat olmazsa hac olmaz. Bizimki dedi ya boş ver hocam. Türkiye'ye gittik mi sana da hacı diyecekler bana da. Şimdi iki gün gezen de dava adamı, beş aylık çocuğunu alıp altı saat eğitime katılan da dava adamı. Anladınız mı manzarayı? Bedel ödeyeceğiz, bedel. Bak Üstad Necip Fazıl diyor ki, Ayasofya ile alakalı. Abi, Ayasofya'yı açtırırlar mı? Darbe yaparlar, asker var. Yok efendime söyleyeyim, İngiltere ayağa kalkar. Yunanistan kudurur. Amerika bilmem Haçlı seferlerini. Bak. Üstad dedi ki Ayasofya açılacak. Bugün, yarın, ertesi gün bilmiyorum Ayasofya açılacak. Kim ki Ayasofya açılacak mı, açılmayacak mı diye tereddüte düşerse gitsin imanını tazelesin. İşte iman budur. Allah'a teslim olmak budur. Üstad bunu yapalım. Kadir Mısıroğlu. Mekanı cennet olsun Kadir Hoca'nın. Aradan arardı, çağırırdı beni. Böyle bir ay, bir buçuk ay gitmediğim zaman. Kadir Mısıroğlu ile alakalı çok uğraştılar. 80 küsür yıl yaşadı. Bir dirhem geri adım atmadı davasından. Her ne konuştuysa belgeyle konuştu. Türlü iftiralar attılar ona. Fesi taktı. Fesli deli dediler ona. O da dedi ki bu fes benim kimliğimdir dedi. Sokakta yürüdüğüm zaman Osmanlı olduğumu söylüyorlar bana. Ama eğer siz kıyafete takılıyorsanız o batının kravatını da takayım dedi. O da burada. Sıkıntı yok onda. Ama bu fes benim dedi. Ömrü hayatı boyunca mücadele etti. Kadir Hoca bir gün kalktı dedi ki Ayasofya'nın açılması yakın bir gelecekte olacak. Çünkü diyor mevsim İslam'a döndü. Siz istediğiniz kadar frene basın. Mevsim değişti, mevsim. Mevsim İslam'a döndü. Onun için birileri anlamıyor. Onun için bizim hayallerimizle dalga geçiyorlar. Erbakan Hoca ne diyordu? Bizim gücümüzün ulaştığı yere sizin hayalleriniz ulaşamaz diye. Altına not düştü. Tahmin ederim ki dedi, Ayasofya'yı açmak Tayyip Erdoğan'a nasip olacak. Bak ismen verdi onu. Altına da dedi ki, öyle korkmayın, yok işte saldırırlar bize, batıda güç yoktur, kolpadır o, sadece bağırır, gürler yağmaz batı. Yok bizi ekonomik olarak darlar diye düşünüyorsan, sen Ayasofya'yı aç, Allah bir yerden petrol fışkırtır dedi, petrolü tutturamadı, doğalgaz fışkırtı. İşte bu Allah'a güvenmek gibi. Ardından dedim ya mücadele devam. Şunu astılar Taksim duvarına. Ve bunu astıkları için bu fotoğraf Refah Partisi'nin kapatılma gerekçelerinden bir tanesiydi. Bir cuma açacağız burayı diye. Bunu astıkları için Refah Partisi'ndeki gençlik kolları Refah Partisi'nin kapatılma davasında bunlar Taksim'e cami yapacak. Bunlar Ayasofya'yı açacak. Onun için bunlar yobazdır diye kapatma davasında konuydu bunlar. Gençler tabela astılar. Reise dediler ki, hani bazen diyoruz ya, reis şu Amerika'ya bir posta koy. Reis işte Rusya'ya şunu yap. İngiltere'ye bunu. Sen neredesin? Sen arkada tespih sallıyor. Sen tespih sallıyor. Reis bir hamle yapıyor. Bu hamle de şimdi hiç yakışmadı. Lan evde iki çocuğun var, laf geçiremiyorsun. 85 milyonu artı 1,5 milyar Müslümanın yükünü omuzuna alan adama akıl veriyorsun. Sen arkada Fatih'in ordusu gibi durdun mu ki? Çandarlı geldi Fatih'e dedi ki, olmaz dedi, İstanbul'u alamayız dedi. Sultanım geri dönmemiz lazım. İmparatorluk çöküyor diye. Fatih artık son raddeye gelmişti. Askerlerin huzuruna çıktı. Dedi ki Çandarlı bunu söyle. Çandarlı o zaman devlet.
Sadrazam Çandarlı, 21 yaşında bir çocuk, genç bir sultan. Döndü dedi ordusuna ki, Çandarlı diyor ki geri dönelim ne yapalım diye. Oradan içten birisi kalktı dedi ki sultanım, geri dönersek sarayda sana yine sultan diyecekler. Ama ben çocuğumun yüzüne bakamam. Bana daha baba demez. Ben eğer öleceksem de bu surun dibinde öleceğim diye. Sende böyle imanlı asker var mı ki Tayyip Bey'in Fatih olmasını istiyorsun? Dur bakalım biraz arkasında. Dur biraz. İki fatura geldiği zaman, iki sıkıntı olduğu zaman hemen satma, sırtını dönme, görüşürüz seçimde deme. Dur arkasında. Dur, bu adam 20 yıldır bizim yüzümüzü öne düşürmedi. Bu ülkeyi kimseye satmadı. Bu ülkenin son 25 senede ne kazandıysa Allah razı olsun Tayyip Bey vesile oldu buna. Ya bu adam bizi satmaz dostlar. Bu adam bizi çukura düşürmez. Şöyle gençler, biz büyüklerin hepsi hep şikayet ettik. İhale ver bana. Beni bilmem nereye başkan yap, ilçe başkanı yap beni, kızımı şuraya koy, oğlumu şuraya koy, şunu ver bana, bunu ver bana. Gençlerin öyle bir derdi yoktu. Gençler döndü reise, dedi ki reis, biz artık Ayasofya'ya biletle değil, abdestle girmek istiyoruz. Gençlerin bu samimi duruşunu Tayyip Bey gördü ve elhamdülillah 24 Temmuz 2020 Cuma günü Ayasofya açıldı. Ve hiç kimse, o arada herkes düşmüş kendi can derdine. Covid gelmiş bunların gırtlağına basıyor. Oradan Yunanistan diyor ki Vatikan'a, bir açıklama yapsana. Vatikan diyor ki ben sokakta kamyonun üstünde papaz gezdiriyorum, ne açıklaması? Covid dönemi. Kimse maske bulamıyor, kalkıp Türkiye'ye bir şey diyor. Herkes kendi canının derdine düşmüşken reis o aradan Schüttingen hava yolları. Açıldı Ayasofya. Elhamdülillah. Ayasofya açıldıktan sonra dostlar bütün dünya tekrar kulağı buraya çevirdi. Ayasofya dedim ya, 2835 cami var İstanbul'da. Ayasofya onlardan biri değil. Ayasofya mühür. Ayasofya simge. Ayasofya sancak. Onu senin omuzundan indirmiştiler. Tekrar aldın onu oraya. Şu anda Ayasofya 2 senede dünyanın 4 bir tarafından ziyaretçiler alıyor. Her pazar günü sabahleyin Türkiye'nin 4 bir tarafında Gençlik Kolları Başkanı'yla da konuştum. Yakın zamanda bütün gençlerle beraber Ayasofya'da buluşacaklar. Ayasofya artık böyle diye. Bu noktaya geldik elhamdülillah. Şimdi Ayasofya'yı koyun cebinize. Şimdi hani az önce dedim ya, adam dedi ki bunlar Müslüman ülke değil. Niye? Tatil günleri lan, bizim derdimiz tatil mi ya? Biz Cuma'nın altını doldurduk dostlar. Ben de ilk önce o adam gibi düşünüyordum. Üstüne bir araştırmaya başladım. Yok abi, Cuma'nın altını doldurduk biz. Ve daha da dolduruyoruz. Bak Cuma'lara. 3 Mayıs 2019 Cuma, Büyük Çamlıca Camii açıldı. 24 Temmuz 2020 Cuma, Trabzon'daki Ayasofya açıldı. 21 Ağustos 2020 Cuma, Edirnekapı'daki Kariye Camii açıldı. Kiliseydi orası, camiye çevrildi fetihle, sonra tekrar müze yapıldı, açtık onu cami. 28 Mayıs 2021, Taksim Camii'nin açılışı. Bak Cumalara bak. Abi sen Cuma'nın altını sen bir doldur. Sen Cuma'yı yine bir özüne döndür. Tayyip Bey'den sonra bir baba yiğit de çıkar dünyaya der ki, şşt dünya, nasıl Yahudilerin cumartesi ise tatili, Hristiyanların tatili nasılsa pazarsa, benim de tatil Cuma. Herkes ona göre hareket etsin diye. Ama işte bu ne zaman biliyor musun? Öze döndüğün zaman. 2000, 2002, 2003 Tayyip Bey yeni iktidara gelmiş. Daha devleti tanımıyoruz. Her tarafta mobbing var. Bizimki diyor ki şeriatı ne zaman getireceksin? Şeriatı ilk önce sen bir kendi hayatına bir getir.
Şeriatı bir evine getir. Ondan sonra güzelse devlet de alır onu. Kuru kuruya konuşmak yok. Müslüman kendi davasına zarar vermez. Cuma. Lan bunlara baktım ki bizim eskiden beri Cuma'ya bir hayranlığımız var da millet sadece tatil boyutuna bakıyor. Tatilin de gelir zamanı. Ama şimdi altını doldurma vakti. Bir baktım 23 Nisan 1920 Cuma günü ilk meclisin açılışı. 15 Temmuz Cuma direniş ve zafer gecemiz. 24 Temmuz Cuma Ayasofya'nın açılışı. 21 Ağustos 2020 ilk doğalgaz müjdesi Cuma. 21 Kasım 2021 Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşu yine Cuma. Bak Cuma'nın altı nasıl doluyor. Görüyor musunuz? Hiç dikkat ettiniz mi? Tayyip Erdoğan bütün konuşmalarını Cuma günü ya Hazreti Ali Camii'nin önünden ya Ayasofya Camii'nin önünden ya da işte Çamlıca Camii'nden, Ankara'daysa Millet Camii'nin önünden yapıyor konuşmaları. Cuma namazı çıkışı. Sizce o tesadüf mü? Osmanlı'da Cuma selamlığı vardı. Cuma'dan sonra sultan çıkar, kişilerle konuşur, demeç verir, açıklama yapar. Öze dönüyoruz dostlar, öze bir görmeniz lazım. Abdurrahman'ın derdi ne? Abdurrahman'ın derdi de bunları böyle kapı kapı, şehir şehir gezip anlatmak. Sosyal medyadaki gündem şuymuş, bana ne? Sosyal medyadaki adam küfrediyormuş bana. Ya etmezse bana bir ay küfür, oturur kendime bakarım. Ulan ben doğru bir şey yapmıyor muyum ki sövmüyorlar beni? Benim ölçüm orası. Ama şunu söyleyeyim size, şu salon gibi bu akşam bile Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bir yerde bakıyorsun Bekir Demeli var. Öbür tarafta Serdar Tuncer var. Öbür tarafta Hayati İnanç Hoca var. Öbür tarafta Nurullah Genç var. Diğer tarafta Yusuf Kaplan var. Tavşanlı'da Abdurrahman Uzun var. Ülmek ülmek işliyoruz. Sosyal medyadaki 20 tane troll bilmem ne gündemi yapıyormuş. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bugüne kadar bu ülkede sosyal medyadan kimse seçim kazanmadı. Bundan sonra da kazanmayacak. İstanbul seçimleri sosyal medya üzerinden olmadı. 15-16 yıl, 17 yıl böyle bir sarhoş gibi gezmeye başladık. Vatandaşa üstten bakmaya başladık. Evlerimiz artık mahallelerden taşındık. Bakkala, kasaba selam vermiyoruz artık. Sitelerde oturuyoruz. Ekmeğin fiyatından haberimiz yok. Kredi kartından cırt cırt. Millet sana tokatı bir yapıştırdı. Toparla lan kendini dedi. Senin daha 2023'ün var. Allah'a hamdü senalar olsun. Allah başımıza hayırlı veya şer. Yani şerli ve yani hiç fark etmez. Ne verirse başımızda onda bir mucize arıyoruz. Dün değil önceki gün akşam müsiatın bir toplantısı vardı. Selçuk Bayraktar konuşuyordu orada, gördünüz mü onu? Bir cümle kurdu. Dedi ki Amerika bizi F-35'ten çıkardığı için oturup ona teşekkür etmemiz lazım. Çünkü bizi F-35'ten çıkardı. Biz kendi insansız milli muharip hava uçağımızı yapıyoruz diye. Drone vermediler, bize drone yaptı. Drone'un kamerasını vermediler. Kanada'daki o firma iflas etti. Biz Aselsan'da kendimiz üretiyoruz. Onun için başına bir musibet geldiği zaman Allah'a dön. Eğer kalbin temizse Allah onu hayırlı bir noktaya taşır. Şimdi cumalar böyle. Öze dönüş için bize bir tane daha cuma lazım dostlar. Bir tane daha cuma. Bir cuma da bugün değil. Bugün olsaydı bu program olmazdı. Bir cuma daha lazım bize. O cumaya ulaştığımız anda öze dönüş gerçekleşmiş olacak. Hangi cumadır göstereyim onu size. Yok. Bu öze dönüş için iki şey yapacağız. Tavşanlı, bütün dostlar, dedikoduyu, küçük hesapları, patates soğan muhabbetlerini, faturayı, şunu bunu, kimse açlıktan ölmüyor. Herkesin evinin dolabını açsın. Bunu her tarafta söylüyorum, millet tepki veriyor buna ama doğrusu budur. Hepimizin evinde 8-10 tane başörtümüz, eşarpımız var. Benim rahmetli anamın bir kara başörtüsüyle ömür bitirdi.
ilimizin bütün gençlerin dolabını açın bakın. 8-10 tane tişörtü, kazağı, gömleği var. 5-6 tane ayakkabısı var ayakkabılıkta. Ya aç değiliz, sıkıntıya girdik, sıkıntıya problem yok. Aşarız burayı. Yeter ki Allah'a güvenelim. Yeter ki Allah'a güvenelim. Ne yapacağız? İki vazifemiz var dostlar. Bir, kilit taşını koruyacağız. İki, inanacağız ve güveneceğiz. Başka hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Yalandan Tavşanlı'da falan sokaklara çıkıp seçim çalışması falan yapmayın. Şu kilit taşını koruyamıyorsan her gün seçim çalışması yapsan bir işe yaramaz. Eğer inanmıyor ve güvenmiyorsan 24 saat teşkilat toplantısı yapsan işe yaramaz. İki şey. Peki bir, kilit taşını koruyacağız da kilit taşı ne? Anlatayım size. Burası Mostar Köprüsü. Var mı içinizde Bosna'ya giden? Bir tek protokol gitmiş. Bir daha arkada bir, iki, üç. Başkanım, bir kampanya yapalım abi 2023'te. Ne isterim biliyor musun? Coştu adam. 2023'te Tavşanlı'da yeniden destan yazarsak, il başkanımız da burada, belediye başkanımız, ilçe başkanımız da burada, bizim teşkilattaki ekibi artık öğrencilerden başlayabilirsiniz, gençlerden veya kadın kollarından başlayabilirsiniz. Evladı Fatiha'nın topraklarına gitmemiz lazım. O Bosna'ya, Mostar'a gitmemiz lazım. Makedonya'ya, Üsküp'e gitmemiz lazım. 2018 yılı hızlı anlatayım. Biraz vaktinizi alıyorum ama bunları anlatmam lazım size. Her gün gelemiyorum buraya. 2018 Cumhurbaşkanımızın mitingi var Bosna'da. Avrupa'da Tayyip Erdoğan'a miting için izin vermiyorlar. Hani o Avrupa var ya, işte herkese saygılı, fikre saygılı, işte hürriyet, özgürlük. Tayyip Erdoğan miting yapacak, izin vermediler. Niye? Aslında haklılar. Ulan kendileri miting yapıyor, 300 kişi gelmiyor. Tayyip Erdoğan bir miting yapıyor, 30 bin kişi geliyor. Şimdi bir düşünsene, kendi evinde rezil olmak var. Almanya'da bir tane arkadaşım var, diyor ki Abdurrahman, vallahi benim çocuk Tayyip Erdoğan'ı Almanya Başbakanı zannediyor. Almanya'nın bütün televizyonları sabahtan akşama kadar Tayyip Erdoğan'ı gösteriyor. Benim çocuk zannediyor ki bu bizim Almanya'nın başbakanı. Böyle bir atmosfer. İzin vermediler. Bosna'da miting var. Biz de bizim, nerede Müco? Mücahit nerede? Bizim Mücahit'le beraber kalktık Bosna'ya gidiyoruz. Bosna İstanbul'dan bir saat. Kalktık, Bosna'ya gittik. Güzelce Avrupa'nın her tarafından Bosna'ya geldi. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesi. Muhteşem bir program yaptık. Öğlen vakti program. Bitti. Akşam herkes 5-6 uçağına bilet aldı, geri dönüyor. Bir de Mayıs ayı muhteşem. Bir de var ya, o yazın Balkanları görmeniz lazım. Sular böyle şırıl şırıl ve yemyeşil. Bildiğin bizim Karadeniz'dir Bosna. O kadar güzeldir. Ben de Mücahit'e dedim ki, ya Müce dedim, işimiz yok, gücümüz yok. Programlarda önümüzdeki 2-3 gün program yok. Kalalım Bosna'da, bir rehber ayarlayalım. Bizi gezdirsin, Mostar falan filan bir gezelim. Burada dedim baş çarşıda bir iftar yapalım, sahura kadar oturalım. Tamam dedi bana. Hemen organizasyona başladık, arkadaşı ayarladık. Bosna'da isim sıkıntımız var. Orada erkek isimleriyle kadın isimleri birbirlerine çok yakın. Mesela Nermin erkek ismi, Nermine kız ismi. Şimdi ben de, eyvallah. Bak görüyor musun dava adamını? Teşkilat adamı. Geziyoruz Bosna sokaklarında, oruçluyuz zaten, kafamıza vurmuş. Sırtımda bir sırt çantası var, küçük de bir bayrak var arkasında, Türk bayrağı. Böyle programları falan çekerken sırtımda duruyordu. Geziyoruz onun içinde, hanım aradı beni. Aradı, ne yapıyorsun dedi. Ne yapayım dedim ya, Nermin'le geziyoruz. Ne yapıyorsun dedi. Dedim Nermin, Nermin'le geziyoruz. Nermin kim? Hiç rizikoya atmadım. Hemen görüntülü, saçlı, sakallı Nermin bu dedim. Ve hanımın tepkisi şu. Neyse. Bu neyse ne demek biliyor musun? İleriki zamanlarda başka bir tartışmada done olarak kullanılacak bu demek. Yani kapatmıyor. Normal erkek o. Ha, hakkını helal et ya, ben de kötü anladım falan.
Erkek böyle der, kadın neyse. Eyvallah. Akşamleyin oteldeyiz. Ertesi günü öğlende bir arkadaş geldi yanımıza. O arkadaş da bizi akşamleyin havalimanına götürecek olan kişi. Tanışıyoruz. Merhaba dedi, ben Reyhan. Yürü git dedim, hanıma anlatamam. Hani mermini yedi, şimdi bir de Reyhan, zorlamayalım. Gerek yok. Akşam o eve döneceğiz. Hiç gerek yok. Sokakta geziyoruz, Nermin yanımızda. Tamam, Nermin bu işte. Saçlı sakallı uşak. Bir tane teyze gördü beni böyle 70'li yaşlarda. Bir baktı böyle, Türkçe de konuşuyoruz, sokaktayız. Bir de iftarı da yapmışız. Relax, geziyoruz. Döndü, oğlum dedi, Türk müsünüz dedi. Durduk biz. Nermin tercüme ediyor. Türküz dedim, hala buyur. İstanbul'da, Türkiye'de mi yaşıyorsunuz? Evet dedim, bugün miting vardı, onun için geldik dedim, yarın döneceğiz. Oh 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 dedi. Sakın bu sokakları boş bırakmayın ha dedi. Sakın. Hatta dedi, sadece siz değil dedi, hanımınızı, çocuklarınızı, torunlarınızı alın ve devamlı gelin gezin bu sokaklarda dedi. Dedim ki, dedim teyze niye? Hani sebep? Oğlum dedi, sizin olmadığınız gün bizi burada öldürürler dedi. Türkiye nerede görüyor musun? Eğer bugün Bosna'da katliam olmuyorsa, siz dimdik ayakta durduğunuz için orada bir şey olmuyor. Sıkıntı burada, burayı anlaman lazım. Mostar, 92-93'te kendi derdine yanacak durumun yoktu senin. Ekonomik gücünde yoktu, silah gücünde yoktu. Bir iktidar gücünde yoktu, hiçbir şeyin yoktu. 92'de Avrupa'nın göbeğinde savaş başladı Bosna'da. Üç millet bir arada yaşıyor. Hırvatlar, Sırplar, Boşnaklar. Üçü bir arada. Savaş başladı. Sırplar karşılarında, Hırvatlar ve Boşnaklar var. Onlarla savaşıyor. Tam 6 ay savaş böyle gitti. Boşnaklar, Hırvatlar, karşısında Sırplar. 6 ay. 6 ay sonra Batı geldi, Avrupa. O özgürlükler, o insan haklarından dem vuran Avrupa geldi. Gördünüz şimdi Avrupa'yı değil mi? Yunanistan'dan, Suriye'den gelen o mazlum ve mağdur insanların botlarını batıran Avrupa, şimdi Ukrayna'dakilere diyor ki, gelin diyor. Çünkü Batı'nın insan hakları kriteri renkli gözler ve saçlarının sarı olmasıdır. Onlar kişilere sana bana insan diye bakmazlar. Eğer onlardansan insansın sen. Anladınız mı mantığı? Batı o zaman geldi Bosna'ya. Hırvatlarla Sırplara dedi ki, siz ne yapıyorsunuz? E savaşıyoruz. Ulan böyle savaş mı olur? Ne yapacağız dediler. Hırvatlarla Sırplar, siz bir olacaksınız, Müslümanları öldüreceksiniz dedi. Hollanda yaptı bu toplantıyı. Ve 6 ay sonra savaş değişti. 6 aydır yan yana savaşan Hırvatlar, Boşnaklar geçtiler Sırpların yanına. Sırplar, Hırvatlar Müslümanları öldürmeye başladı. Burası Mostar. Başkan biliyor orayı. Abi de biliyor. Mostar'ın karşısında hiçbir şey yok dostlar. Kafeler var karşısında. Geçersin oraya, sadece fotoğraf çektirirsin. Başka bir karşılığı yoktur. Hani stratejik bir yer değildir. Karşısında bir köy yok, bir şehir yok. İki yeri birbirine bağlamıyor. Üstünden araba geçmez, tren geçmez. Mostar Deresi'nin üstünde 2 tane daha köprü var, demir köprü. Araçlar, insanlar oradan geçiyor. Yakaları onlar bağlıyor birbirine. Hırvatlar karar verdiler, Mostar'ı yıkacaklar. Lan Mostar'ın hiçbir şeyi yok. Millet fotoğraf çektiriyor. Ne diye yıkacaksın onu? Çünkü Mostar Osmanlı'nın Avrupa'nın kalbine vurduğu bir mühürdür. O mühürü sökecekler. Niyet bu. 203 tane top mermisi atıyorlar. Mostar yıkılmıyor. Atıyorlar, taşı kopuyor. Çimeni kopuyor. Demiri kopuyor. Mostar yıkılmıyor. Sebep ne biliyor musunuz dostlar? Osmanlı'nın kemer yapıları kilit taşının üstüne oturtturulur. Bir taş koyulur ortaya, yapı oraya oturtturulur. Ve basınç, yük ne kadar artarsa o kilit taşı, o yükü temel ayaklarına indirir. Yani üstten yük bindikçe bina daha sağlam olur. Bu tamam. Ama bilmiyor onu. Kilit taşı var orada. Onun için tarihte bazı binalar vardır kemerli olan. Bir ayağı kopmuştur, kemer böyle ayakta duruyor. Çünkü kilit taşı basıncı temele indiriyor.
Onun için yıkılmıyor. Bir Sırp mühendis geldi, Hırvatlara dedi ki, ne yapıyorsunuz? Mostları yıkacağız. Yıkamazsınız. Niye? Benim bitirme tezim Osmanlı'nın kemer yapıları üzerine. Osmanlı'nın kemer yapıları kilit taşının üstüne oturtturulur. Siz bu köprünün kilit taşını vurmamış, bu binayı, bu köprüyü yıkamazsınız dedi. Aa, Hırvatlar oturdular, 2 gün üstüne çalıştılar. 203 mermiyle yıkamadıkları mostlara 3 tane mermi attılar. Ve çalışıyor mu? Fatih, şu mücahit videoyu bir açabilir miyiz? Hocam, videoyu gösterecek bize herhalde. Hocam, ha. Gösteriyor mu? Evet, gösteriyoruz. Göster abi. Şurası kilit taşının vurulduğu an. Ve mostlar çöktü burada. Tamam, sadece bunu gösterecektim. Normale dönebilirsin. 203 mermiyle yıkılmayan mostlar 3 tane topla yıkıldı. Niye biliyor musunuz? Kilit taşını vurdular. Kilit taşını vurduğun zaman köprü çöker. Ben bu hikayeyi duyduktan sonra kendim aramaya başladım. Bu milletin kilit taşı neresi? Veya kim? Aramaya başladım. Çok uzağa gitmedim. Makedonya'da, Üsküp'te, Osmanlı çarşıda bir teyze. Küçük bir dükkanı var. Toplasan 15 metrekaredir. 10 metrekare, 15 metrekare bir dükkan. Bu kadının ismi Dostana. Tanıştığımda 76 yaşındaydı 4 yıl önce. Geçen aradım, bizim UID'de Hüsrev var. Üsküp'te. Aradım onu, dedim ki Dostana ne yapıyor? Ne yapsın dedi. Balkan tatlısı satmaya devam. Balkan tatlısı yapıyor bu kadın. Dükkan burası. Çarşıda tam geziyorum. Şurada bir tente var. Şu tenteye bir bayrak asmış. Tam böyle sokağın ortasında bayrak. Ulan bir baktım Türk bayrağı. Biraz daha yaklaştım. Baktım camında da Tayyip Erdoğan'ın resmi var. Bildiğin bizim seçim irtibat bürosu. Dedim herhalde bizim oralıdır. Yanaştım. Selamun aleyküm. Tanıştık. Aleyküm selam. Tanıştık. Dostana dedi. Ben eyvallah. Bir yandan orada uğraşıyor. Böyle diktatör de bir kadın. Yani çok da pasta vermiyor. Mesela diyorsun bana, ana bu tatlı ne kadar? Yazıyor orada. İşte ana 2 tane aldım, parayı at oraya. Böyle bir kadın. Tam böyle dominant bir Anadolu kadını tam. Dedim, ana Türk müsün? Yo dedi, Arnavut'um. Lan Arnavutları ben tanırım. Arnavutlar acayip milliyetçidir. Böyle kessen onu, başka bir millet. Dedim, ana dedim, sen nasıl Arnavutsun dedim. Dükkanın önünde Türkiye bayrağı, camında Türkiye'nin başkanının resmi. O çalışırken dedi bana, ben bu gülüşü anamdan hatırlıyorum. Bu şu demek, besır. Biliyorum onu anamdan. Dedi bana ki, oğlum, o dükkanın önünde asılan ay yıldızlı bayrak var ya dedi. O dedi Türkiye'nin bayrağı değil. Şu camda gördüğün adam da Türkiye'nin başkanı değil dedi. O ay yıldızlı bayrak yeryüzündeki bütün Müslüman devletlerin ortak bayrağı. Şu adam da 1,5 milyar Müslümanın, ümmetin lideridir. Onun için aslında. O gün orada dedim ki, işte dedim bak, kilit taşı bu. Eğer bu kilit taşını koruyabilirsek bizim köprü, evet, bomba yer, taşı kopar, otu kopar, demiri kopar ama köprü yıkılmaz dedim. Tavşanlı'daki dostlar, hiç mi bir şey gelmiyor elinizden? Hiç mi bir şey yapamıyorsunuz? Ay yeter, sıkıldım AK Parti'de çalışmaktan. Ay bana diyorsan, eğer öyle bir haleti ruhiyeye girmişsen bir an önce çık oradan. Çıkamıyorsan da, hiçbir şey yapamıyorsan, kilit taşını koru. Kilit taşını koru, bu köprü çökmez o zaman. Tavşanlı'da birisi senin ailene laf dese kalkar kavga edersin onunla. Her masada oturmuş, yatırmış Tayyip Erdoğan'ı masaya. Ondan sonra Tayyip Erdoğan niye bunu yapmıyor? Sen koruyor musun kilit taşını? Hiç kimsenin derdi Tavşanlı'nın belediye başkanını indirmek değil. O 6 tane, o 6
birbirine benzemesin buluştuğu masadaki dert Kütahya'nın belediye başkanlığını almak. Kütahya'dan 3-5 tane milletvekili almak. Türkiye'de bilmem işte büyükşehir belediye başkanlarını kazanmak değil onların derdi. Onların derdi kilit taşını düşürmek. Çünkü kilit taşı düşerse işte o zaman bu köprü çökecek. Biz de gece gündüz o kilit taşın önüne etten duvar olacağız. Biz o gece 15 Temmuz gecesinde kilit taşına baktık. Baktık ki kilit taşı dimdik duruyor. O zaman yürüdük tankların üzerine. İşte kilit taşı bu demektir. Şu anda Türkiye'de herhangi bir şey olsa, bir yerde bir patlama olsa, bir yerde bir ortalık birbirine karışsa, bir yerden bir tane tank girse ülkemize, hepimiz birbir, reis nerede, cumhurbaşkanımız ne diyor, değil mi? Çünkü o kilit taşı. Eğer o nefes alıyorsa, eğer o ayaktaysa, Allah'ın kulu dokunamaz bize diyoruz. İşte kilit taşı bu. Peki, hani dedik ya kilit taşını nasıl tutacağız onu? Önümüzde örnekler var. Size bir örnek anlatayım. Bak ne diyor Malcolm X? Diyor ki, bütün uyuyanların uyanması için bir kişinin uyanık olması yeterlidir. Ramazan ayında Tavşanlı'da eğer evinizde bir kişi ayaktaysa sahura saat kurmazsınız. Niye? Bir kişi ayakta zaten. O hepimizi kaldırır sahura. Ama o bir kişi de uyursa ertesi günü dilin dışarıda oruç tutarsın. Onun için şu Tavşanlı'da, şu salonda 500-600 kişi var. Umrumda değil. Şuradan bana bir kişi lazım. Bir tane uyanık lazım bana. Bak parmak kaldırıyor. İşte bu lazım bana. Bir kişi uyanık olduğu zaman ben rahat rahat Tavşanlı'dan sırtımı dönüp gidebilirim ben. Çünkü niye? O bir kişi koca 105 bin nüfuslu Tavşanlı'yı ayağa kaldırır. Bize bir kişi lazım. Yok işte şu etrafına bakma. Sayıya takılma. Sayıya takılırsan eğer olay sayıda olsaydı Allah Resulü Bedir'den çıkamazdı. Müşrikler 3 katıydı. Eğer keramet sayıda olsaydı Sultan Alparslan Malazgirt Ovası'ndan çıkamazdı dostlar. Mevzu tankta topta da değil. 15 Temmuz'da bizim sadece çıplak ellerimiz vardı. Tankları durdurduk biz. Sayı değildir önemli olan. Mermi değildir önemli olan. İmandır iman. İnanç. Peki nasıl yapacağız onu? Nasıl uyanık kalacağız? Bakın size bir aslan hikayesini anlatayım. Her yerde anlatıyorum onu. 28 Şubat süreci. Şimdiki gençlerin çoğu bilmiyor onu. 28 Şubat'ta sırf başörtüleri var diye kız kardeşlerimiz, ablalarımız okulların kapılarından geri itildi. Tıp fakültesinde birinci oldu kız. Ödülünü almak için sahneye çıktı. Başı açık olan bir hemşire ağzını tutup kafasından çekti onu. Şimdi de kalkmış Meral Akşener diyor ki 28 Şubat'ta hani hiç açık kapalı kavgası yoktu ki. Nasıl yoktu? 28 Şubat'ta iki tane asker Meral Akşener'e kalktı dedi ki o kadın İçişleri Bakanı'ydı o zaman. O kadın ağzını toplasın onu kazığa oturttururuz dedi. Kalktı mı ayağa? Yok. Gitti Mehmet Ali Brandt'ın programına. Dedi ki Milli Güvenlik Kurulu'nda hangi karar alınmışsa o kararı uygulayacağım dedi Meral Akşener. Şimdi de gelmiş karşımıza sanki biz aptalız, salağız. Sanki bizim hafızamız yokmuş gibi 28 Şubat sürecinin kahramanıymış hanımefendi. Kime yutturuyorsun? O dönemde Halil Kantarcı bugün yaşasaydı benimle aynı yaşıtlı olacaktı. Bugüne kadar kaç tane konferansa gittiysem hepsinde Halil'i anlattım. Hepsinde de anlatacağım onu. Çünkü bir Afrika atasözü diyor ki siz aslanların hikayelerini anlatmazsanız millet avcı yalanları dinler. Onun için biz aslanların hikayelerini çocuklarımızın kulaklarına eritip dökeceğiz ki millet avcı yalanı anlatmasın. Sen aslanın hikayesini anlatmazsan Nazım Hikmet'i solcular sana kahraman diye yutturur. Nazım Hikmet'i Cumhuriyet Halk Partisi bu topraklardan sürgün etmiştir Rusya'ya ve sürgün ettiği gün de Cumhuriyet Gazetesi'nde Nazım Hikmet'in fotoğrafını basıp eşek sürgün edildi fotoğrafını yayınlıyoruz ki suratına tükürün diye. Şimdi o solcular, o Cumhuriyet, o CHP
Nazım Hikmet'i bize kahraman diye satmaya çalışıyor. Sebahattin Ali'yi Bulgar sınırında öldüren o zamanki şeflik yönetimi, onu hapislere tıkan, ondan sonra şimdi gelmiş bize Sabahattin Ali programları yapıyor. Deniz Gezmiş asılsın diye mecliste el kaldıran CHP, şimdi onu bize yeşil parkalı kahraman diye yutturmaya çalışıyor. İşte sen uyursan, sen kendi tarihinden bir haber olursan, sen patates soğana tav olursan böyle yuttururlar sana. Sıkıntı burada. Halil, eylem var. Ne otobüs yakıyoruz, ne ambulansları işgal ediyoruz, ne Atatürk Kültür Merkezi'nin duvarına terörist paçavraları asıyoruz, ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'le teröristin posterini yan yana getirmiyoruz. Öyle bir durumumuz da yok. Bankamatikleri de işgal etmiyoruz. Belediye otobüslerini de yakmıyoruz. Sadece el ele tutuyoruz. El ele hak arıyoruz. Çengelköy'den geldi Halil. 17 yaşında. 17 İmam Hatip'te okuyor daha. Halil'i o gün gözaltına aldılar. Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne çıkardılar. DGM. Suç ne biliyor musunuz? Silahlı terör örgütü kurup Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak. Halil'in cebinde çakı yok. 17 yaşında çocuk. İdamla yargıladılar. İdam yasak olduğundan 33 yıl ceza verdiler Halil'e. 33 yıl. Şimdi burada öz eleştiri yapayım. Halil düştü hapse ya. Halil hapiste. Biz neredeyiz biliyor musunuz? Tam o dönemde AK Parti kurulma muhabbetleri başladı. O Okçular Tepesi'nden aşağıya koşup ganimet toplayanlar vardı ya sahabeden. Aynı onlar gibiydik o dönem. Halil'i biz unuttuk. Bir avukatın var mı diye aklımıza bile gelmedi. Ve biz beni şuraya ilçe başkanı yap, kızımı şuraya işe koy, oğlumu koy. Ben 28 Şubat mağduruyum, beni de bir yere koyun. Onu verin bana, bunu verin bana. Bir arabamız olsun, ayağımızı yerden kessin. Broadway olsun, Doblo olsun, razıyız ona diyen adamlar Audi aldı, yine doymuyor. O dönemde Halil'i unuttuk biz. Halil hapishanede demlenmeye başladı. Demleniyor burada. Hani Allah nasıl Hazreti Yusuf'u kuyuda demlediyse, Hazreti Ömer'i meyhanede nasıl demlediyse Allah, bu Allah öyle Allah'tır. Meyhanedeki Hazreti Ömer'i alır gelir, ümmete lider yapar. Onun için etrafınızda yok o içiyor, yok o açıktır, o bilmem önceden neydi falan deyip insanları yadırgamayın. Allah ona bir hidayet nasip eder, rezil olursun. Allah büyüktür. Allah'ın en büyük kapısı merhamet ve af kapısıdır. Geçer o adam o kapıdan, sen tıkanırsın orada. Geldi Halil. Şu fotoğraf. Halil çıktı hapisten. Nasıl çıktı? Tayyip Erdoğan iktidar oldu, dedi ki ya bu DGM nedir? Getirin bakayım bu DGM'yi. Getirdiler DGM'yi, devlet kaldırın dedi bu DGM'yi. Kaldırdılar DGM'yi, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ni. Çünkü 28 Şubat ürünüydü o. Ardından davalar öne geldi ya, Halil'in davasını bir aldılar. Dediler Halil'e ki Halil, lan senin suçun yok mu, sen serbestsin dediler. 8,5 yıl. Sen ben olsak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideriz. İşte 8,5 yılımı geri... Halil yok. Dağa da çıkmadı. Terörist de olmadı. Almanya'ya sığınıp ülkesine de küfür etmedi bazıları gibi Halil. Halil dedi ki şeriatın kestiği parmak acımaz. Devlet bizim babamızdır. Yapmıştır bir yanlış, sıkıntı yok dedi. Çıktı hapisten 25 yaşına. Bir düşünün ya. 17, 8,5 daha ne yapar? 25, 25,5 yapar değil mi? Hayatınızın en güzel dönemi o 17 ile 25 arası değil miydi? Halil'in o bloğu çaldılar. Ama isyan etmedi. Çıktı hapisten, AK Partili bir belediye başkanı abimizin yanına gitti. Hani vardır ya, bazen nasip gelir senin ayağına da becerip alamazsın onu. Dedem öyle derdi. Dayak bile nasiple. Dayak yemeye nasibin yoksa sopanın altına yat, o sopa sırtını kaşıtır.
nasibin olması lazım. Onun için eskiler der ki, bir şey de varsa nasibin gelir Yemen'den, bir şey de nasibin yoksa düşer çenenden. Öyle derler. Halil de geldi belediye başkanı abimize, dedi ki, başkanım ben Halil Kantarcı. Durumum ortada, okul okuyamadık, bir şey yapamadık, hapisteydik. Bir gönül işim var dedi. Evleneceğim bir kızla. İş lazım bana. Süpürgede olur. Bir iş ver bana dedi. Başkan dedi ki, Halil'cim, tam o dönemde FETÖ'cüler durmadı. Bir de Halil'e iptace davası açtılar. İptace ile bunun bağlantısı olabilir diye. Halil'e dedi ki, ya Halil, işe alırdık seni ama dedi, senin şimdi şu mahkeme falan filan var, problem olur bize dedi. Sen ben olsak başkana deriz ki, sen ne diyorsun lan? 28 Şubat'ta ben 8,5 yıl bedel ödedim bu dava için. Sen şu anda bu koltukta oturuyorsan, onun bedelini ödedim, sen bana ne diyorsun deriz, değil mi? Halil demedi onu. Çünkü Halil bu dava için çektiği hiçbir sıkıntıyı pazarlık malzemesi olarak kullanmadı. Biz onu çok yapıyoruz. Bu dava için bedel ödeyen insanlar onu pazarlık malzemesi olarak kullanmasın. Başkanım, ben 3 ay partide çalıştım. Bilmem kaç kere direğe çıktım. Benim dedem şurada çalıştı, babam şunu yaptı, bana şunu ver demeyin. Bu dava için ödediğiniz bedeller kıymetlidir. Onları böyle bozuk para gibi harcamayın. Onların tahsil edileceği yer bizim il başkanlığımız, ilçe başkanlığımız, belediye başkanlığımız değil. Biz onları heybemize doldurduk. Allah'ın huzuruna çıkınca açacağız onları. Allah bize sorunca, ya Rabbi bak ben şu bedeli ödedim diyeceğiz. Onun için Halil harcamadı ödediği bedelleri bozuk para gibi. Pazarlık malzemesi de yapmadı. Döndü başkana, dedi ki, başkan rahat ol dedi, rızkı veren Allah'tır dedi. Yaktı sigarayı, gitti Halil. Sonra arkadaşları arasında para topladılar. Halil küçük bir büfe açtı Çengelköy'de. Evlendi Halil. 3 tane de aslan gibi çocuğu oldu. 15 Temmuz'dan 3 ay önce çekildi bu fotoğraf. Şu kucakta yürüyemeyen çocuğun ismi Ömer. Halil'le ben o dönem tanıştım. Bir arkadaş vasıtasıyla. 56 ülke gezdim. 2 tane üniversite okudum. Bıraksan 6 saat konuşurum. Halil'in karşısında 2 kelime edemiyordum ben. Çünkü ben dil ile konuşuyordum. Halil yürekten konuşuyordu. Yürekten konuşanın yanında dilin esamesi geçmez. Böyle bir çocuktu Halil. Karakaşlı, Sivaslı, Anadolu evladı Halil. Yürekten konuşurdu, samimi konuşurdu. 15 Temmuz gecesi. Halil benim arkadaşım. Halil hep anlattığımda böyle... Sanki böyle salonun bir tarafından Halil beni dinliyor. Halil öyle bir arkadaşım. Hanıma anlatıyor. Diyor ki, abi 15 Temmuz gecesi Çengel'de evde oturuyoruz. Televizyondan altyazı geçti. Kalkışma var dedi. Yayını kestiler. Yayında başladılar. 15 Temmuz. Askeriyede hareketlilik var. Kalkışma var. Halil'i tanıyorum dedi. Döndüm Halil'e baktım. Halil nereye bakıyor, gördü mü diye. Halil'e baktım diyor. Pencereden dışarıya bakıyor. Kafasını eğiyor diyor. Sanki bir şeyi görecek diyor. Bir şey gördü abi diyor. Bekliyorum Halil konuş da. Halil diyorum, ses yok. Halil yok. Kalktı Halil. Gitti abdestini aldı. Çıktı. Ben diyor bekliyorum. Gidecek Halil. Ben Halil'i durduramam da. Bakın şunu net söyleyeyim. O gece eğer Halil'in yerinde ben olsaydım ben çıkmazdım sokağa. Derdim ki 28 Şubat'ta çıktım ben. 8,5 yıl hapis yattım. Hiçbiriniz hapiste mi, öldü mü, kaldı mı diye sormadınız. Ortaya çıkan iktidarı paylaştınız. Şimdi 15 Temmuz'da şimdi yeni bir kalkışma oldu. O zaman kim nimeti yediyse o çıksın sokağa derdim ben. İşte onun için ben halen daha buradayım. Halil geçmiş başkentler başkentine. Çıktı diyor abi lavabodan.
Soldaki kapı diyor bizim çocukların yattığı, uyuduğu kapı. Şu üç çocuk. Döndü diyor, ilk orada konuştu. Dedi ki hanım, ben gidiyorum dedi. Şu odaya giremem dedi, girsem çıkamam dedi. Hakkını helal et, benden de varsa helal olsun. Sizi önce Allah'a, daha sonra ümmete emanet ediyorum dedi. Çünkü Halil bizi tanıyordu. Bize bir şey emanet edilmez, biz unuturuz. Unutmayan Allah'tır. Sahipsiz bırakmayan Allah'tır. Onun için Halil en iyisine, en güzeline Halil verdi, emanet etti onu. Dur, otur, otur, otur. Otur sonra, otur. Tamam mıyız abla? Orası tamam değil mi? Eyvallah. Dur, tamam. Yok yok, tamam, çekeceğiz, çekeceğiz, gel. Şurada dur. Şurada dur. Kalktı diyor Halil. Emanet etti diyor önce bizi Allah'a, daha sonra da ümmete. Çıktı Halil diyor. Abi diyor, bilsem ki bir daha geri dönmeyecekti Halil. Otururdum onunla kapıda, doya doya konuşurdum. Onu ne kadar sevdiğimi anlatırdım ona. Çocuklarına nasıl sahip çıkacağımı anlatırdım abi, durduramazdım onu. Ama diyor hiçbir şey söylemedi abi. En azından diyor cennette nerede buluşacağız Halil, onu söyle bari ya. Çıktı Halil. Gece çift 057. İlk tweetini attı. Halka direnen, namlusunu halka çeviren asker kisveli haindir dedi Halil. O cuma günü akşamı birileri oturdu bekledi. Cumartesi günü öğlende manzara tersine dönünce çıkıp bayrak sallamaya başladılar. Tweet atmaya başladılar. O gece Halil'in bu tweet'i attığı saatte adam kalktı dedi ki evimizde sulh içerisinde demokrasiye sahip çıkalım, taşkınlık yapmadan dedi. Ulan evinde oturup sulh içerisinde demokrasiye nasıl sahip çıkacaksın demedi ona kimse. O adam daha sonradan geldi, İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ama Halil, Halil dimdik duran adamdı. Ve 2.46, Çengel'de direniyor Halil. Son çırpınışları silah kullanacaklar dedi Halil. 2.58, milli iradenin muhteşem sembolü ezanı Muhammediye okunuyor dedi. 56 ülke gezdim dostlar. Kendi salasını dinleyip de şehadet şerbeti içen başka bir millet görmedim ben. Ve ardından 2.58'de Halil emaneti sahibine teslim etti. Çengel'de 15 Temmuz'un ilk şehitlerinden oldu. Gecenin üçünde. Halil, o pencereden bakınca ne gördüyse, nerenin kokusunu aldıysa oraya koştu Halil. Şimdi burada size sorayım. Hani bazen kim kazandı, kim kaybetti diye hep soru geliyor ya aklımıza. O AK Partili belediye başkanı abimiz vardı ya. Bir sonraki dönem AK Parti'den aday yapılmadı. İsmini, cismini herkes unuttu gitti. Halil ne yaptı? Allah onu aldı, cennete sultan yaptı. Şimdi belediye başkanı mı kazandı yoksa Halil mi kazandı? Her şeye dayanıyorum ama vefatının seneyi devriyesinde hanımının Halil'e yazdığı bir mektup vardı. Sosyal medyasında yayınladı onu. Onu devamlı okuyorum. Ne zamanki böyle aklım karışmaya başlıyor, ne zamanki etraftan söylenenlere böyle yüreğim onları dinlemeye başlıyor, ne zamanki elim ayağım karışıyor birbirine, davadan birkaç tane bozuk adam görüyorum, yüreğim soğuyor, hemen o mektubu açıyorum. Orada hanımı Halil'e sesleniyor. Halil diyor, Ömer büyüdü. Şu. Ömer oldu diyor 4-5 yaşında. Her gün seni soruyor Halil, ne diyeceğim ona. Her gün babam ne zaman gelecek diyor.
Sofrada diyor yarış yapıyoruz. 4 kişiyiz. Ömer bizi 5 sayıyor Halil. 3 kardeş, bir anne, bir de babam var diyor. Sofrada yarış yapıyoruz. Tabağını en son kim bitirecek? Onun yarışı. Ömer diyor en sona kalıyor. Diyoruz ki Ömer'e, Ömer sen sonuncu oldun. Yok diyor, babam en sonuncu oldu. Halil evdeysen söyle diyor Halil. Ömer görüyor, biz görmüyoruz seni. Ben yarın mahşerde Halil'in karşısına çıkacağım değil mi? Tavşanlı'daki dostlar siz de çıkacaksınız. Ne diyeceğiz Halil'e? Halil bize diyecek ki oğlum ben sana bir emanet verdim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde. Bir sancak emanet ettim sana. Ne yaptın o sancağı? Halil, doğalgaz fiyatları 3'e katladı. Halil, elektrik faturası çok geldi Halil. Halil, eniştemi ilçe başkanı yapmadılar. Halil, beni yönetime almadılar. Halil, belediyeden şu ihale verilmedi bana. Şu olmadı, bu olmadı, o olmadı. Halil, onun için sattım davayı dersem ona. O adam kalkıp demez mi bana? Abdurrahman, oğlum ben can verdim, can. Neydi candan kıymetliniz de veremediniz onu? Ben Halil'e rezil olurum. Onun için Tavşanlı'daki dostlar, bilmiyorum, istediğiniz muhabbete tav olun. Bugünkü akşamki söylenenleri hepsini unutun, ne yaparsanız yapın. İsterseniz bu davaya hepiniz sırtınızı dönün. Ama ben o mahşeri ilahide, o mahkeme-i kübrada Halil'in karşısına çıkıp sancağı onun önüne dikeceğim. Halil, 15 Temmuz Köprüsü'nde bana emanet ettiğin sancak bu. Bu sancağı bugün buraya getirebilmek için 40 dereden geçtim Halil. Kolum kanadım kırıldı. Rüzgarlara, boranlara, yağmurlara tutuldum. Yürüdüğüm yolda ayaklarımı çakıllar, dikenler parçaladı. Ama yolumdan dönmedim Halil. Emaneti getirdim. İşte kilit taşını korumak budur dostlar. Halil'in ruhuna, Halil'in onuruna ve Halil'in dik duruşuna ulaşabilirsek kilit taşını koruyabiliriz. Peki, kilit taşını tespit ettik. Halil gibi dimdik durduk. Kilit taşını koruduk. Sonrası ne olacak? Güveneceğiz, inanacağız. Kime güvenip kime inanacağız? İşte şuna güvenip buna inanacağız. Sırtımızı Allah'a yaslayacağız. Allah isterse bir kulun işini mermere geçirir dişini. Allah istemezse bir kulun işini muhallebi yerken kırar dişini. Sen sırtını Allah'a yasladığın zaman, sen kilit taşına sahip çıktığın zaman, sen dünyalık sıkıntıların hepsinin mutlak ve mutlak bir gün biteceğine inandığın ve iman ettiğin zaman, senin rızkına Allah'ın kefil olduğuna iman ettiğin zaman, 2023'te ne olacak? 2023'te biz kazanacağız dostlar. Hem de öyle bir kazanacağız ki 2023'te hiç kimse kaybetmeyecek. Öyle kazanacağız. İşte 2023'te kilit taşını koruyup Allah'a güvendiğimiz zaman işte o cuma gelecek. İşte o cuma günü de bu cuma olacak ve Kudüs'ün orada buluşacağız. Hani öze döneceğimiz cuma. İşte o cuma buraya döneceğiz dostlar. Onun için hepinizi ayağa davet ediyorum. Herkes ayağa. Her ilde yapıyorum. Sizde de yapacağız. Şekil şu, salon 10 numara. Şunu bırakayım abi. Heh, buralarda dolu. Eyvallah. Süper. Şurayı da. Şimdi şöyle yapacağız dostlar. Böyle döneceğiz. Böyle. Onun öncesinde size şunu soracağım. Kütahya, Tavşanlı'daki dostlar, bir cuma sabahında Mescid-i Aksa'da buluşmak için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız dediğimde hazırız alacağım. Ama elleri de
Bak şöyle istiyorum. Bazıları şöyle yapıyor. Bununla değil Mescid-i Aksa'ya, buradan Kütahya merkeze gidemezsiniz. Şu ruhu şöyle arkadan istiyorum. Böyle istiyoruz, tamam mı biz? Provasını yapalım. Telefonum az ses çekiyor ona göre. Şuradaki şu kalabalığın sesini istiyorum telefonda. Kütahya Tavşanlı'daki dostlar, bir cuma sabahında Mescid-i Aksa'da buluşmak için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? Hazırız! Bununla Kütahya'ya gidemezsiniz. Bu ne biçim hazır? Daha coşku istiyorum. Tamam. Haydi bir daha. Kütahya Tavşanlı'daki dostlar, bir cuma sabahında Mescid-i Aksa'da buluşmak için gece gündüz çalışmaya hazır mısınız? Hazırız! Hazır mısınız? Hazırız! Hazır mısınız? Hazırız! Gazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Bu arada şunu söyleyeyim. Sunucu arkadaş burada. Çıkışta kitap ve imza organizasyonu var. Fotoğraf, imza, onların hepsini halledebiliriz. Biz yarın sabah gideceğiz. Onun için geceye kadar buradayız. Sıkıntı yok. Eyvallah. Buyur abi. Olacak inşallah. Eyvallah. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dur böyle. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah. Eyvallah. Ay. Çok uyanık bu adam. Teşekkür ediyorum. Dur. Vallahi çekemiyorum sen çok.